Herkese merhaba. İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tava ekmeği yapacağız. Sırasıyla malzememi saymak istiyorum. Yaklaşık olarak 400 bardak kadar unumuz var. 180 ml kadar ılık suyum var. Biraz da süt eklemek istiyorum ben. Yaklaşık yarısı kadar, yani bir 70 ml kadar süt ekleyeceğim. Onun dışında tuzumuz var. Yine bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleyeceğim. Aktif olarak kuru maya kullanmak istiyorum. Sizler de elinizde hangisi mevcutsa, herhangi bir marka önermiyorum. Aktif kuru maya yeterli olacak. Dilerseniz hamurumuza başlayabiliriz. Sizler elinizle de yoğurabilirsiniz ama ben el mikserimle birlikte yapacağım bu işlemi. Şöyle bir yemek kaşığı kadar şekerim vardı. Ilık suyumu eklemek istiyorum. Mayamı ekleyeceğim. Yaklaşık olarak 6 gram yeterli olacak. Suyumuzu, sütümüzü, şekerimizi, mayamızı koyduk ve şimdi karıştırmaya başlıyoruz düşük ayarda. Sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yaklaşık 40 dakika kadar da hamurumu dinlendireceğim. Bu aşamaları sırasıyla zaten sizlere göstereceğim. Yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Şöyle. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle bir tezgahın üstüne çıkaracağım. Kıvamını size göstermek istiyorum. Şöyle. Sonra yaklaşık olarak 40-45 dakika kadar dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi hamurum. Bir mayalanma süreci olacak. Üzerine streçleyip 45 dakika kadar kenarda dinlendireceğim. Hamurumuz güzelce dinlendi, mayalandı. Şimdi de parçaları ayıracağım. Hamurumuzu 8 parçaya ayırdım. Şimdi bir merdane yardımıyla onları açacağım. İlk bezemizi aldım, şöyle koydum, merdanemizin yardımıyla açıyorum. Dediğim gibi böyle kocaman, ince bir lavaş gibi açmayacağım. Adı üstünde tava ekmeği dedik. O yüzden tavamızın iç çapına göre yeterli olacak. Şimdi size de göstereceğim içinin ne kadar geniş olduğunu. Şöyle açarken sürekli unlarsanız yapışmaz. Merdanemi unlamak istiyorum. Şöyle, ilk hacim gelir misin? Bu ebat bizim için yeterli olacak. Şimdi tavamızın içine alacağız. Şöyle ununu da şu şekilde alıyorum. Şöyle. Evet, ilk ekmeğimizi şöyle koyuyorum. Evet, diğer bezelerimizi de teker teker açıyorum ve sırayla pişireceğiz. Sanırım biz hamur işini çok seven bir ülkeyiz. Ben böyle bir pofidik ekmeğin yanında duman üstüne süterken yanında da bir tereyağıyla çay. Bence günün her saati yenilebilir. Ekmeğimiz pişiyor. Şöyle çevirmek istiyorum. Biraz bazlama görüntüsü de oluştu diyebiliriz. Ekmeklerimiz pişti. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sıcacık. Hatta şimdi tadına bakacağım. Şöyle içini de göstereceğim size. Böyle. Of, sıcacık. Tereyağı sürüp tadına bakmak istiyorum. Şöyle.
Aslında yanına da tam bir tulum koymalık. Ama şu an dolapta yok. Tereyağlıyı daha yazacağım. Bu kadar güzel olmuş ki. Zaten tavada pişirmeye başladığından itibaren o kadar güzel koktu ki mutfak. İnanın anlatılmaz şu an yaşanır. Tüm tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun, sevgiler.